Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Başkan mahallemizde hizmet turu devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve ekibi Hamidiye Bahçesaray ve Kırımlı Mahallesi'ne çıkarma yaptı. Sorunlar tek tek tespit edildi, hizmet vatandaşın ayağına götürüldü. İcracı birimlere bağlı ekipler sahada çalışırken Başkan Yazgı vatandaşlarla iç içe bir gün geçirdi. Marka şehir vizyonunu attığı her adımda hizmet ve projeleriyle ortaya koyan Başkan Yazgı, ekibiyle birlikte Başkan Mahallemizde programına çalışma takvimiyle devam ediyor. Aksaray Dadaşlar Kültür, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sabit Kürşat Korkut ve Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yerel seçimler öncesi Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya tam destek açıklamalarıyla nezaket ziyaretinde bulundular. İşte 20 yıl, 30 yıl bu Aksaray vilayet bir sanayiyi taşıyamadınız işte. Bugün taşınacak, bugün altyapısı yapılıyor, çalışıyor. Gelecek kişinin hiçbir altyapısı olmadan belediye başkanı kim olursa olsun, hangi siyasi parti olursa olsun, kimse diyemez ki ya ben belediyecilikte çok iyiyim. Geç kardeşim, hiç belediye başkanlığı yapmamış birisi belediyecilikte iyiyim diyemez ki. Böyle bir hakkı söz konusu değil. Gelecek, ondan sonra belediyeyi öğrenene kadar 5 yıl geçecek, tamam, ve altyapısı yok. Üniversite mezunu bile olmayan birisi çıkacak belki de, bilmiyoruz. Aksaraylı olmayan birisi çıkacak. Sonra diyecek ki, ya işte 5 yıl sonra ben belediyeciliği çok iyi çözdüm. Bundan sonraki 5 yılda seçerseniz diyecek. Çok mesele kayıp. Yazık, gerçek. Göreve geldiği 2014 yılından bu yana 7'den 70'e kadar her kesime dokunacak pek çok projeyle verdiği her sözü tutan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın Markaşehir yolunda temeli atılan Selçuklu Park projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları sık sık periyodik olarak yerinde inceleyen ve denetleyen Başkan Yazgı, AK Parti Aksaray Milletvekili İknur İnceöz ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Selçuklu Park'ı inşaatını gezdi. Sağ olsun, çok uzun süredir bizim bundan 10 sene önceden beri konuştuğumuz bir konu, sıraları buradan kaldırması, şehrin dışına taşınması, ama bir türlü uzlaşma gerçekleşememişti. Aslında çok nizalı olan bir konuyu, çok önemli bu. Belediye başkanımızın o gayretleriyle çözüme kavuşması hakikaten nizamlı. Tarım Bakanlığı birkaç görüşme bizde katılmıştı. Belediye başkanlarımız da geçmiş dönemlerde. Sultan Teyze ve Daha Nicesi. Teşekkür edeyim başkana, gönderiyor işçilerini, temizliyorlar. Aksaray Belediyesi hizmetleriyle sosyal yaraları sarmaya devam ediyor. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, evde sağlık, bakım ve sosyal destekleriyle hasta ve kimsesiz bakıma muhtaç yaşlılara ev ortamlarında sağlıklı ve güvenli yaşamlar için destek oluyor. Ekipler bu kapsamda bakıma muhtaç 97 kişiye yalnız olmadıklarını hissettirirken, periyodik olarak ev temizliği, kişisel bakım, psikolojik destek, refakatçilik ve danışmanlık hizmeti veriyor. Maddi durumu iyi olmayan yaşlara aynı ve nakdi yardımda bulunuluyor. Aksaray Belediyesi altyapı çalışmalarında girilmedik sokak ve cadde bırakmıyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Taşpazar Mahallesi'nde en büyük sıkıntılardan biri olan kanalizasyon hattı çalışması için kolları sıvadı.
Kanalizasyon hattı çalışmasının başlaması mahallede büyük sevinçle karşılandı. Aksaray Belediyesi'nin şehir için hayatı önem taşıyan altyapıda 43 milyon Türk lirası yatırımla içme ve yağmur suyu ile yeni kanalizasyon hatları ve yenilenmesi için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Altyapı projeleri ile çalışma yapılan bölgelerde vatandaşların mağdur olmaması için üst yapı çalışmaları ise eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve AK Parti Milletvekili İknur İnceöz, Kılıçarslan Mahallesi'nde faaliyet gösteren Nora City Alışveriş Merkezi'ni ziyaret etti. Alışveriş merkezinde hizmet veren iş yerlerini tek tek ziyaret ederek iş yeri sahiplerine hayırlı işler dilediler. Başkan Yazgı ve Milletvekili İnceöz, iş yeri sahiplerinin beklentileri konusunda istekleri dinlerken sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. İş yeri sahiplerinin yanı sıra alışveriş merkezine gelen müşterilerle de görüşüp sohbet eden Başkan ve Vekil İnceöz çocuklarla yakından ilgilendi, onlarla fotoğraf çektirdi. Başkan ve İnceöz alışveriş merkezi çıkışında beraberindeki heyetle birlikte Firih Mehmet Paşa alt geçidi ve bölgeye kent estetiğinde değer katan Türk bayrağı simgesi ay yıldızlı ışıklandırma sistemiyle donatılan kavşakta hatıra fotoğrafı çektirdiler. Aksaray Valisi Ali Mantı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir anma mesajı yayımladı. Vali Ali Mantı mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük asker ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Atatürk, Türk insanının yeniden ayağa kalkmasını sağlayan ve Türk milletinin tüm insanlığın karşısında saygın bir millet olduğunu ispatlayan ve her dönemde önemini koruyan büyük bir liderdir. Engin ileri görüşlülüğü, barış yanlısı tutumu, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, insani değerlere verdiği önem, düşüncelerindeki evrensel boyut Atatürk'ü dünyanın en itibarlı liderlerinden biri yapmıştır. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır diyen Atatürk'ün aziz hatırasına sahip çıkmak, onun en büyük eserim dediği Cumhuriyetimizi daha güçlü, daha demokratik, daha kalkınmış hale getirmek, onun kendi deyimiyle muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmakla mümkün olacaktır. Büyük Önder'in bize emanet ettiği bu cennet vatanın ve cumhuriyetin ilelebet var olması için göstereceğimiz çaba onu iyi anladığımızın en güzel ifadesi olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum ifadelerine yer verdi. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir anma mesajı yayımladı. Yazgı, 10 Kasım mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 80. yılında şükran ve minnetle anıyoruz. O, tüm dünyada hayranlık uyandıran başarıları, düşünceleri, liderlik yeteneği ve üstün kişiliğiyle tarihe damga vurmuş bir önderdir. Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün hem eseri hem de destanıdır. Bu öyle bir destandır ki gücünü milletine olan sevgisinden ve inancından alan Atatürk'ün tarihi başarıları özgür ve bağımsız yaşamak isteyen diğer uluslara da yol gösterici olmuştur. Onun veciz sözlerinden olan vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır düsturuyla hepimize düşen görev bu ülkenin ilerlemesi, gelişmesi, muasır medeniyetler seviyesine ulaşması, dünya var oldukça bağımsız ve hür yaşamak için görevimizi en iyi şekilde yapmak, Atatürk'e olan sevgimizin en güzel ifadesi, minnetimizin tezahürü olacaktır.
Onun bizlere bıraktığı değerleri yaşatmak onurumuz, o değerleri gelecek kuşaklara aktarmaksa en büyük görevlerimizden birisidir. Bu düşüncelerle ebediyete intikalinin 80. seneyi devreyesinde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i ve tüm silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş olan gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum ifadelerine yer verdi. Günün öne çıkan gelişmelerini izlediniz.